Buyurun Sayın Adıyaman. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii günlerdir 2017 bütçe görüşmeleri üzerine bir tartışma yürütüyoruz. Onlarca milletvekili arkadaşımız görüşlerini dile getirdiler. Hakikat şu ki 2017 bütçesi gerçekten bu ülkenin yoksullarına, emekçilerine, kadınlarına, özgesi halklarımıza özgürlüğü, barışı, mutluluğu getiren bir bütçe olarak düzenlenmemiştir. Dolayısıyla 2017 bütçesinin 2017 yıl içerisinde asgari ücretlileri, çalışanları, emekçileri, köylüleri, esnafımızı daha da yoksullaştıracağı, daha da ekonomik krizin büyüyeceği, dolayısıyla doların daha çok artacağı, devalüasyonun bir miktar daha artacağı gerçeğiyle bizi yüz yüze bırakmış gözükmektedir. Değerli arkadaşlar, bütçe görüşmeleri sadece rakamsal ifadelerle kağıt üzerinde veya hükümetin önümüze getirdiği matematiksel hesaplarla gerçek anlamda sonuç elde eden ülkenin refahına, sosyal yaşamına, ülkenin barışına bir katkı sunması mümkün değildir. Hiç şüphesiz bütçelerin ve doğal olarak hükümetin bütçe üzerinden uygulamaya koyduğu siyaset ve politikaların ülkemiz gerçekliğinde sonuç elde edebilmesinin, barışın, kardeşliğin ve ortak yaşam duygusunun pekişmesinin biricik yolu öncelikle ülkede kronik sorunların, yapısal sorunların çözümüne bağlı olarak gerçekleşecektir. Siz ne kadar mükemmel bir bütçe yaparsanız yapın ama ülkede çatışmanın, ülkede ayrışmanın, ötekileştirmenin, dışlamanın mevcut olduğu koşullarda hiç şüphesiz barış olmadığı sürece bir sonuç elde edilemez. Değerli arkadaşlar, bu meclis kürsüsünde aslında pek çok arkadaşımız pek çok sorunu dile getirdi. Ama bu meclis kürsüsünde ülkenin içinde bulunduğu süreç, çatışmalı süreç, toplumsal yaşamın paramparça olması gibi temel sorunlar üzerine beyin yoracağına, çözüm üreteceğine, çözüm dili geliştireceğine, aksine hamaset siyaseti üzerinden, aksine sloganvari söylemler, belki geldiği yörenin duygularını okşayacak tarzda kahramanlık ifade eden sözlerle bu ülkede maalesef bir çözüm üretemeyiz. Bu ülkede bugün temel kronik sorunların başında hiç şüphesiz 100 yıllık olan Kürt sorunu var. Yine inanç bakımından 100 yıldır devam eden Alevi inancına ilişkin sorunlar var. Diğer inanç birimleri ve diğer kültürel yapılara ilişkin temel sorunlar var. Bu sorunları ortak bir paydada, ortak yaşam iradesi etrafında çözmek yerine, buna yönelik çözümler üretmek yerine sürekli bir biçimde çoğunluk olan inancın, çoğunluk olan etnik yapının üzerinden bir siyaset üretmek, bunun üzerinden söylemler geliştirmek elbette bu ülkeye barışı getiremeyeceği gibi günlük yaşamda biz siyasetçilerin, biz bu kürsüye çıkıp konuşanların ötesinde sokakta ortaklık yapan, örneğin bir Kürtle bir Türk arasındaki ortaklığın bozulmasına, örneğin büyük şehirlerde giderek etnik temelde ya da inanç temelinde getolaşmaya, ayrışmış mahallelerin kurulmasına, günübirlik aynı apartmanda yaşayan insanlar arasındaki duygu kırılmasına neden olmaktadır. Bir gerçeğin altını çizmek zorundayız. Burada inkar etsek de, gözlerimizi kapatsak,
kulaklarımız duymasa dahi güneşin gerçekliği kadar bu ülkede bir Kürt gerçekliği vardır ve 90 yıldır Kürt halkının doğuştan gelen temel hakları yok farz ediliyor. Bu yok farz edilmenin belki de doruk noktası 12 Eylül 1980 darbesidir. Bugün her çıkan hatibin terör, terörizm, teröristler kavramıyla ifade ettiği PKK bir sonuçtur, bir sebep değil. Elbette biz AKP ile birlikte bu sorun doğdu demiyoruz. AKP'den önce de vardı bu sorun. Özellikle 90 yıllık politika ama özel olarak 12 Eylül askeri darbesinin uygulamaları PKK'yı ortaya çıkarttı, doğurdu. O halde bizim burada sloganlar üzerinden tehdit diliyle, kibir diliyle ya da demokratik meşru zeminde seçilmiş HDP ki Türkiye'nin üçüncü büyük partisi, bunun demokratik siyaset zemindeki meşrutiyetine zede getirecek tarzda kriminalize ederek eş genel başkanları ve 10 milletvekilini içeri tıkayarak muhatapsızlık, bu mecliste tartışma zemini, bu mecliste çözüm zeminini yok etmek demek, ülkemizi ortak yaşam iradesine sahip halklarımız arasında düşmancılığı, ayrışmayı, çatışmayı teşvik etmek demektir. Daha yanı başımızda Suriye gerçeğiyle yüz yüzeyiz. Suriye kendi mezhepsel sorunlarını, etnik temelden kaynaklı sorunlarını Esad Bas milliyetçiliği temelinde bastırmamış olsaydı, demokratik meşru zeminde yıllardır Bas diktatörlüğü bu meseleleri demokratik zeminde çözüm üretmiş olabilseydi, bugün Suriye'de yaşanan sorunlar yaşanmamış olacaktı. Ama ne yazık ki 14 yıllık AKP iktidarı Kürt sorununu çözmek yerine, Kürt sorununu demokratik zeminde çözmek yerine merkeziyetçi otoriter yapıyı, ademi merkeziyetçi, yerel yönetimleri güçlendirici, yetkileri yerel yönetimlerle paylaşan bir sistem getirmek yerine, bu temelde bir çözüm üretmek yerine tam tersine daha diktatöryal, daha otoriter, daha merkezi bir devlet örgütlenmesine, devlet yapılanmasına gittiği gibi terör sorunu diye tarif ettiği Kürt sorununu 14 yıl içinde çözemediği gibi maalesef karşımıza daha bağnaz, daha barbar iki yeni sorun daha çıkarmış oldu. Çözümsüzlüğün doğası budur zaten. Nedir bu? 14 yıl içinde kendi bağrında beslediği, koalisyon yaptığı, bütün devlet imkanlarını sunduğu, hazretler düzeyine çıkardığı FETÖ örgütlenmesini kendi karşısına yepyeni bir şiddet sarmalı olarak, bir darbe girişimi olarak çıkmış oldu. Bunu üreten, sistem içinde buna fırsat veren, bu darbeyi tetikleyen aslında 14 yıllık AKP iktidarının ta kendisi. Yine Türkiye sınırları üzerinden Suriye'ye yabancı bütün IŞİD militanlarının ya da teröristlerinin elini kolunu sallayarak Suriye'ye geçen bu yabancı unsurlu teröristlerin neredeyse %80-90'ı Türkiye üzerinden geçmiştir. Bugün Halep düştü. Basra rejimi bir şekilde kuzeye doğru, Türkiye sınırlarına doğru bu terörist grupları sürüklemekte ve Türkiye üzerinden giden bu teröristler tekrar Türkiye'nin içine dönmeye başlayacaktır. Yani başımıza bir FETÖ terörü, bir IŞİD terörünü de son 14 yıl içinde yaratan AKP iktidarı oldu. Şimdi değerli arkadaşlar, burada yapmamız gereken şey şudur. Bu meclisin üzerine düşen tarihsel görev, Anayasa Mahkemesi'nin yasamaya ilişkin, yasama hakkına ilişkin mahkeme kararı ortada dururken, yine milletvekillerimizin konumuyla benzer durumda olan geçmişte bir takım milletvekillerinin cezaevinden tahliyelerine ilişkin iştihatı ortada olduğu halde, bu iştihat görmezden gelinerek Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını tıpkı Cumhurbaşkanı'nın tanımaması gibi hiyerarşik açıdan en alt sırada olan sulh ceza mahkemelerinin dahi Anayasa Mahkemesi'nin iştihadını tanımayarak yasama faaliyetlerinden men edilen
milletvekillerimizin bugün cezaevinde tutuklu olmaları, yargılanmalarından bahsetmiyorum. Tutuklu olmaları Anayasa Mahkemesi'nin içtihatına açık bir aykırılıktır. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin içtihatlarının tanınmadığı bir ülkede yargı bağımsızlığından, yargı tarafsızlığından bahsetmek, siyasetin etkisinden kurtulduğundan söz etmek mümkün değildir. Dilerim bu meclis tarihsel misyonunu yerine... Teşekkür ederim Sayın Adıyaman.